Ağır sever. Taşırım ha. Sendekileri de ver istersin. Yapma ya. Vay be. Oo, Kadir Bey. Nasılsınız? İyi. Salih ne haber? İyidir. Tanışıyor musunuz siz? Tabii. Kadir abiyi tanımayan mı var? Hayırdır? Nereye bakayım böyle? Türkan ablayı eve bırakıyorum. Sen utanmıyor musun bakayım mahallenin kızların peşinde dolanmaya? Ver bakayım şu poşeti. İşte ezogelim ya ben. Bu yaşta alıp büyütüyorum işte. Aşağıdaki dükkanla anlaştım ben de bu takım elbise falan yapan. Müşterilerin boylarının ölçülerini alıyorlar. Ben de ona göre paça boyu yapıyorum. Bilirsin ben bayılırım erkeklerin boyunun ölçüsünü almaya. Salih de orada çırak. Değil mi Salih? Şimdi de getir götür işleri yapacak. Bizim evin yerini öğreniyor. Salih'cim bak beni dinle. Ben sana anlatayım. Türkanların evi bir tepenin üstündedir. Ne kadar tırmansan da varamaz. Her baktığın yerde Türkan görürsün ama gene de yolunu bulamaz. Anladın mı? Yürü Salih, yürü. Kolay gelsin. Yoruldun mu? Ver bakayım onları da. Dur bakayım orada şimdi. Al bakalım. Bir tane daha, bir tane daha. Al al al. He. Sağ ol Türkan abla. Afiyet olsun. Dikkatli git tamam mı? Tamam. İyi günler Ahmet amca. İyi günler oğlum. Baba. Neyin var senin, ne oldu? Biz ne hale düştüysek artık. Dışarıdan nasıl görünüyorsak, biz bir şey istemeden insanlar yok diyor. Kadir'in babası. Adam durduk yere benim size verecek evim yok dedi. Ya biz ev mi istedik? Yer yazsaydı da içine gitseydim. Biz bu hallere düştük mü ya? Ben bu evi haciz memurları kapımıza dayanmasın diye sattım. Ben bu evi el alem arkamızdan laf söz etmesin, dedikodu yapmasın diye sattım. Bırak arkamızdan konuşmayı, yüzümüze karşı söyledikleri şeye bak Türkan. Baba, sen canını sıkma. O insanlar değil yüzümüze, arkamızdan bile tek kelime demeyecek artık. Tamam mı? Sıkma canını. Hadi geç içeri. Hadi lütfen. Alo Kadir, neredesin sen? Kulüpteyim. Parka gel, konuşacağız. Hayırdır, bir durum mu var? Ben anlatacağım sana durumu. İyi, tamam. Sen kimsin ya?